Efendim, siz istersiniz de ben yapmaz mıyım? Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hepinizin çok seveceği bir videoyla karşınızdayız. Uzun zamandır görüşmüyoruz, tanışmıyoruz. O zamanlar beni tanımayanlar vardır. Beni tanıyanlar zaten biliyor. MCP'nin kralı, babası geri döndü lan. Öyle mi olmuş kanka? Aslında da gece gelmeyelim, uçmayalım tamam. Nasılsınız, nasıl gidiyor arkadaşlar? Bugün çok mutluyum fark edeceksiniz. Fark edeceğiniz üzere tabii ki de. Neden mutluyum arkadaşlar? MCP'ye geri döndüm. MCP'ye geri dönüşümün özeline size çok efsanevi bir mod göstereceğim. Sizlerin çok sevdiğiniz bir mod. Bunu aslında Discord sunucunda bir arkadaşımız yazmıştı. Ya yazdığı dakika baktım, dedim ki kardeşim ben yapacağım. Hatta öyle yapacağım ki bunu Türkçe şekilde yapacağım ve efsanevi sandık kilit modunu bugün tanıtacağız arkadaşlar. Evet, sandık kilit modunu göstereceğim. Bu sandık kilit modunu tamamen kendi ellerimle yaklaşık 2-3 saattir de Türkçe yaptım arkadaşlar. Normalde ChatGPT amelesine yaptıracaktım da full kodları bozduğu için elle düzenledim arkadaşlar. O yüzden bayağı da desteklerinizi bekliyorum. Her neyse, ilk başta modu gösterelim arkadaşlar. Şurada da ben varım. Bu arada şurada gördüğünüz üzere benim telefondaki versiyonum var arkadaşlar. Telefonda da girdim. Bak buradan da selam veriyorum kendime. Kendi dünyamda, kendi realms'ınızda kullanabileceğiniz efsane bir mod. Hatta sunucunuzda da kullanabilirsiniz. Artık o kısma ben karışmıyorum kardeşim. Nerede kullanmak isterseniz kullanın. Nefesim kesildi. Tamam. Şimdi arkadaşlar, modu kullanabilmeniz için tabii ki de ilk başta öncelikle sizin ne ihtiyacınız var? Sandık lazım tabii ki de. Sandık, fıçı, artık ne kullanıyorsanız arkadaşlar, sandık, fıçı. Ben sandık kullanıyorum. Tabii sandığı da survival modda kendiniz yapıp verin kardeşim. Ben survival oynayıp da sandık 2 saat yapamam. Onun haricinde bir tane örse ihtiyacınız var. Bu örse neden ihtiyacınız olduğunu söyleyeceğim. Bir de tuzak kapısı dediğimiz tuzak kapısı değil de onun farklı bir ismi vardı. Bak şurada bir yerde ben alıyordum. O yüzden şey yapmıyorum. Tetikleyici dediğimiz bu 3 şeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Şöyle game mode survivor'a geçelim biz de. Bu 3 şeye ihtiyacınız var. Tabi örsün 64 tanesine veya şunun 64 tanesine ihtiyacınız yok. Bundan bir tane alsanız da olur da. Neyse. Tamam, şunları atak hatta. Dur, örsün tamamını atma. Örsün bir tanesi bize lazım, tamam mı? Ay, içine bok ettik biz burayı. Ha şöyle at abicim, şunları at. Tamam, bunların hepsine ihtiyacımız yok. Bir tane alsanız yeter arkadaşlar. Öküz de değiliz açıkçası. Her neyse. Şimdi arkadaşlar, sandığı koyduğum zaman şöyle gördüğünüz üzere sandığı normal tıklayıp açabiliyorum. Aynı şekilde şu telefonumdan da bakalım, şöyle göstereyim. Sandığı önüne gelen açabiliyor kardeşim, gördüğünüz üzere. Peki bu sandığı ben nasıl kilitleyebilirim? Kendime özel nasıl şifre belirleyebilirim arkadaşlar? İlk başta şu örsünüzü alıyorsunuz, açıyorsunuz örsü ve bu tetikleyici mekanizma kazması mıdır ne boksa artık. Buna şey yazıyorsunuz. Locker yazıyorsunuz da bende şey yok. Büyü yok. Bir dakika. Şu yan telefondan hemen büyüyü basmam lazım. Büyü olmadığı için basamıyorsunuz. Tabi büyüğü de ihtiyacınız var. Bunları survival modda siz yaparsınız arkadaşlar yani. Çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şöyle kendime birkaç büyü basayım. Şu telefonumdan da. Telefonda 5 FPS anasını satayım. Tamam. Büyü oldu mu? Kaç seviyeyim? 1 seviyeyim. Şimdi bu tetikleyici mekanizma kazmasını siliyorsunuz ve şuraya locker yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazdığınız zaman şöyle bir şey geliyor elinize. Bunu aldığınız zaman ve sandığa tıkladığınız zaman arkadaşlar, gördüğünüz üzere tamamen Türkçe sandık kilitleme menüsü açılıyor arkadaşlar. Buradan çıkarsanız normal çıkıyor bu arada. Sandık kilitlediğinizde şifre belirleyebilirsiniz. Mesela buradan ben bir tane şifre oluşturayım. 44 Malatya 44. Evet. Tamam, şifremizi tekrar burada orayalım. 44 Malatya 44 dedim mesela. Tekrar Malatya yazdığım zaman. Bu şekilde altta kilitlemeye tıkladığınız zaman arkadaşlar, bu sandığı kilitledim. Elimdeki bu arada şey de kayboluyor. Onu da söyleyeyim. O şey de kayboluyor ve sandığa tıkladığım zaman sandığı tekrar açmak istediğim zaman önüme böyle bir şey geliyor. Mesela şifreyi uyduralım arkadaşlar. Şöyle dediğim zaman yanlış parola dedi gördüğünüz üzere. Mesela bunu tabii ben kırabilirim. Sandık benim aslında da. Dur, belki kıramaya da bilirim. Yetkisini de, o ayarları ilk başta yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kırabildim. Neden kırabildim? Çünkü tamamen biz yanlış bir şey yaptık. Yalnız bir şey yaptığımdan kastım şey, sandığı düzenlemedik. Yani sandığın içinde ayarları var. Hatta onu da göstereyim arkadaşlar. Tekrar şöyle kendime biraz seviye basayım da. Şurada attığım az önce hor gördüğüm şu şeyleri de, tuzak kancalarından bir tanesini alsam. Hepsini aldık. Neyse, sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, buradan bir tanesini yine alıyorum, tamam mı? Tamam mı? Şöyle şunları da şöyle şuraya atalım. Yok, buraya değil lan, buraya. Heh. Tamam mı? Şunu tekrar locker olarak adlandırıyorum. Locker diye adlandırdım, tamam mı? Bu arada arkadaşlar, bunun ayarlarını siz yapabilirsiniz. Şu an ben tamam şey yapıyorum, tamam mı? Buradan yine şifre oluşturdu dedi. 44 Malatya. Bak, kullanımlarını gösteriyorum. Malatya 44. Normalde buraların hepsi İngilizceydi abi. Biz geldik Türkçe yaptık da sen ne yapıyorsun arkada lan koyun? Koyun ne yapıyorsun? Hayırdır koyun, ne oluyor koyun? Koyun da iyice cızıttı. Bak, burada bir sürü şey var. Düzenlemeyi kısıtla dedim mesela arkadaşlar. Artık sandığı kıramayacaklar ve her soru, yani şifre bir kere girdik diyelim ya, sonrasında beni hatırlamasını istememesini falan da ayarlayabilirim. Sizlere bunların hepsini göstereceğim. Yani şey, buradaki mevzu ne?
ne biliyor musunuz? Şifreyi bir kere tek giriyorsun, ondan sonra sandık full açılıyor. Yani sürekli şifre sormuyor gibi bir şey, tamam mı? Bak şu an mesela sandığı kıramayabilirim ya da kırabilirim sandık benim olduğu için. Bak bir dakika şöyle. Sandığı tekrar kırmayı deneyeyim. Belki kıramayabilirim, belki kırabilirim, emin değilim. Sandık benim olduğu için kırabiliyorum, evet arkadaşlar. Aynı şeyi bu cihazım için deneyelim ya. Şu hesap için deneyelim isterseniz. Tamam, bu hesabımda yani telefondan az önce bu sandığı oluşturdum. Göreceğiniz üzere bu sandık şu hesabın arkadaşlar. Yani arkadaşınızın sandığı diyelim. Arkadaşınızın sandığına geldiniz, tıkladınız. Burada göreceğiniz üzere şifre soruyor tekrar. Burada da altta hatırla beni diyor. Yani şifre tekrar girmenize gerek yok. Mesela buradan ben şifreyi uydurdum, tamam mı? Bak yanlış parola dedi. Şimdi ben az önce şifreyi log44 olarak belirledim bu hesapta. Bak unlock chest dedim ve sandık açıldı arkadaşlar. Tekrar girmeye çalıştığım zaman tekrar girebiliyorum. Çünkü hatırlama modunu açtım arkadaşlar. Ona göre yani hatırlama modunu kapalı tutsaydım tekrar açamayacaktım. Yani şu an mesela tekrar açamıyorum. Burada hatırla beni dediğim zaman istediğim gibi açabiliyorum. Mesela log44'te şifremiz, tekrar unlock dedim, tamam mı? Açıldı. Tekrar ben ne kadar uzaklaşsam da tekrar açabileceğim. Çünkü şifreyi hatırla dedim. Bunları kendiniz ayarlarından yapabiliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Yani o şifreyi hatırlama kısmını. Bu arada mesela arkadaşlar şu an tekrar kırabilirim belki. Sandığı erişim şifresini bildiğim için belki tekrar hatırlayabilirim. Ha bak mesela bunu yok etmeye izniniz yok dedi. Bak mesela sandığını kıramıyorum. Arkadaşımın sandığını kıramıyorum. Mesela bu arada bu anlık olarak da iletiliyor arkadaşlar. Mesela şöyle şunları koysam anlık olarak gidiyor. Onu da söyleyebilirim. Bak burada sandığımızdaki eşyalar duruyor yani, sıkıntı yok. Hatta bu cihazdan da ben sandığa bir şeyler koyabilirim. Diğer cihazda da bu arada yine şifre sordu, bir dakika. Şöyle log 44 yaptırmıştım az önce bunu, şifreyi, tamam mı? Açtım. Bu sandığın içine girdim mesela. Tamam mı? Giremedim çünkü telefonum kasıyor, bir dakika. Heh. Bak buraya bir şeyler koydum. Anlık olarak size de geliyor arkadaşlar. Göreceğiniz üzere bu sandıkları kitleyip açabiliyorsunuz aynı şekilde. Bu sandıkları TNT ile de patlatamıyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Game mode C dedim mesela. TNT koydum. TNT ile falan da patlamıyor. Şöyle TNT alalım hatta isterseniz. TNT. Ve çakmak da alalım aynı zamanda. Çakmak. Buna çakmak lazım. Tamam. Şöyle sandıkları üzerine bayağı TNT koydum. Bak alevi verdim ama benim telefonum yüksek ihtimal patlayacağı için telefondan uzaklaşayım. Telefon da o kadar kötü değil ama. Göreceğiniz üzere sandık kalıyor abi. Sandık kırılmıyor. Creative modda da kırılmıyor göreceğiniz üzere. Bak kırılmıyor göreceğiniz üzere. Efsane bir şeydi. Aa içindekiler mi düşmüş lan? Bunun içindekilere ne olmuş? Bak bunu bilmiyordum. İçindekileri yanlışlıkla ben de almış olabilirim. Veya da kırılmış patlamış da olabilir ama şu duruyor. Yani gerçi niye düştün ki? Kısmı ben de bilmiyorum arkadaşlar, inanın ki. Yanlışlıkla envanterimi de almış olabilirim. Hatta test edek tekrar ya. Niye, bir zarar olmayacak herhalde. Sandığın içindekiler düşmedi değil mi? Bak bunu anlık olarak size test edeceğim. Tamam mı? Sandığın üzerine şey koydum. Bakalım ne olacak, sandığın içindeki eşyalar düşecek mi? Açtım. Yo düşmedi. Aynı duruyor kardeşim. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Sandığın içindeki eşyalar falan kaybolmuyor arkadaşlar. Efsane bir mod. Tamamen Türkçe yaptım dediğim gibi. Bunu tamamen Türkçe yapan da benim. Ya, o yüzden abone olup like atarsanız sevinirim. Şimdi isterseniz modun nasıl kurulacağına geçelim. Şimdi arkadaşlar size açıklamada bir link vereceğim. Bu linke gideceksiniz. Bu link yapımcının linki. Kendi linkimi direkt veremiyorum. Neden arkadaşlar? Eskiden veriyordum bu arada. Eskiden herhangi bir sıkıntı yoktu bildiğiniz üzere. Ama şu an veremiyorum. Neden veremiyorum? Bu arada açıklamada vereceğim link şu. Neden veremiyorum? Abi çünkü yapımcılar bana mail atıyor. Diyor ki kardeşim benim linkimi direkt verme. Ben reklamlı link veriyorum. Ben bundan para kazanıyorum diyor yapımcı. O yüzden size direkt link veriyorum. Ama bu direkt linke geldiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere sandık tamamen İngilizce. Ve reklamlı bir link arkadaşlar. Ona göre bak. Ama ben biraz çakallık çukallık yaptım. Discord sunucum açıklamada var. Bunu dediğim gibi tamamen Discord sunucuma adam çekmek için yapmıyorum. Discord sunucuma bu linki aldıktan sonra isterseniz çıkın. Yani çıkmayın ama çıkın isterseniz. Yani çok güzel bir ortamı da olsa çıkın isterseniz. Ama dediğim gibi çakal çukallık yaptım. Burada neden? Çünkü abi yapımcılar bana telif atıyor abi. Bir kanalım sıkıntı çıkıyor. Yani sizi göreceğim diye ben kendi kanalımdan niye olayım açıkçası kardeşim, değil mi? O yüzden size açıklamada bu linki vereceğim. Bu linki de üzerinden geleceksiniz ama Discord sunucumun linki var. Discord sunucu üzerinden Türkçe halini indirebilirsiniz. MSP Türkiye'nin ilk sunucusu diyebiliriz arkadaşlar Discord sunucusu olarak. Neyse buradan aşağı indiğiniz zaman arkadaşlar zaten burada gördüğünüz üzere tamamen İngilizce. Ben size Türkçe ve reklamsız halini Discord sunucuda vereceğim. Discord hesabı açmasını da biliyorsunuzdur herhalde. Neyse burada Safe Storage artık sürümünüzü seçiyorsunuz. Download kısmı var. Download kısmına geldiğiniz zaman buradan sürümünüzü seçiyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz. Burada bekliyorsunuz. İşte biraz reklam reklam izlettiriyor arkadaşlar. Bir şeyler yaptırtıyor burada gördüğünüz üzere. Ve aynı şekilde get download dediğiniz zaman buradan geliyor arkadaşlar. Linke tıkladığınız zaman otomatik iniyor. İndikten sonra bunun üzerinde bir iki kere tıkladığınız zaman sizi oyuna atıyor. Eğer ki oyuna atmıyorsa nasıl zip dosyası şey oyununuza aktarılır veya nasıl oyununuza işte şey aktarılır videosu var artık. Ne videosu ise bulursunuz arkadaşlar. En kötü açıklamadan yorumlardan isteyin, ben size atarım videoyu.
gerekiyor ki. Bu şekilde kolay bir şekilde aktarıyorsunuz. Sonra oyna diyorsunuz, tamam mı kardeşim? Oyunu aktardıktan sonra yeni dünya oluşturuyorsunuz. Eski dünyanız da hata verebilir. O yüzden ona şey diyelim, kefil diyelim. Buradan yaratıcı yapın isterseniz kafanız göre. Buralar çok önemli değil. Davranış paketlerini görüyorsunuz. Davranış paketlerinde gördüğünüz üzere burada geliyor. Yüklenmiş mi lan bu? Herhalde kopya paketi saptandı dedi. Neyse. Bak buradan aktif ediyorsunuz. Sizdeki bu şekilde olmayacak. Şifreli sandıklar falan demeyecek. Sizde tamamen İngilizce olacak kardeşim. Siz Türkçe halini almak için Discord sunucuma geliyorsunuz. Neyse, etkinleştir diyorsunuz. Etkinleştir dedikten sonra denemelere geliyorsunuz. Denemelerden de beta API'lerini tek etkinleştirirseniz de olur ama ben hepsini etkinleştirin diyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıntı da olmasın. Siz beta API'lerini etkinleştirin. %100 bunu etkinleştirin ama diğerlerini de etkinleştirin, işte bir şey olmaz. Bunu da şey yapın. Oluştur dedikten sonra kurulumu bu kadardı. Zaten ondan sonra nasıl kullanacağınızı ben video içerisinde gösterdim. Artık videoyu izlemişsinizdir buraya kadar geldiyseniz. Neyse arkadaşlar, kanala abone olmayanı evine gelip baskın atıyorum. Ona göre evine gelip bomba kurarım. O yüzden abone oluyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Aynı zamanda kendinizi yüzmüyorsunuz ha. Hadi görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Bye bye.